Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirince çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Şimdi size yine yepyeni bir iğne oyası modeli tarif edeceğim. Yani iğne oyasını ta çevireceğim. Ama arkadaşlar şıkır şıkır çok tatlı ve çok güzel bir model. Bakın bu şekilde modelimiz. Bunu sizler için ta çevirdim. Evet çevirdiğim model bu şekilde. Bakın arkadaşlar farklı yaprak yaptım bu sefer. Hep aynı yapraktan sıkılmışsınızdır diye. Çünkü iğne oyasına en çok benzeyen bildiğiniz gibi o tunus işinden olan yaprak fakat dedim arkadaşlarım sıkılmıştır. Kardeşlerim sıkılmıştır. Bu şekilde farklı bir bu da bildiğimiz zaten kirpikli travzanlı yaprağımız. Bu da birebir aynısı. Ve ortasındaki arkadaşlar tohumu dahi iğne oyasında olan tohum şeklini vermeye çalıştım sizler için elimden geldiği kadar evet bunları ben dallarda kiraza benzettim şıkır şıkır çok hoş bir model şöyle en zarif şekilde de sizler için tasarladım modelimiz bu şekilde şimdi bu modelin nasıl yapıldığına geçelim Evet arkadaşlar Şimdi kirpikli bu fil dişimizi yaparak ara suyumuzu başlayacağız. Şöyle iki tığ battı ara mesafesi vererek başlıyoruz. İlk başlar gibi aynı tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Ve 4 zincir çekerek fil dişi için yuvamızı hazırlayalım. 4 zincir hemen boş olan tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bir tane yuva oluşturdum. 5 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Hemen bu 4 zincirli tığ battığının içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Buraya 6 tane zincir çekerek ilk kirpiğimizi yapıyoruz. Şöyle dönüşte bir tane ip yediği için arkadaşlar. Bakın bu şekilde daha aynı 5 zincirli aynı boyutta oluyor. İlk kirpiğimizi altı çekiyorum. Diğer iki kirpiğimizi 5 zincirden. Evet, 5 zincir. Hemen yaptığımız yuvanın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir. Bakın, aynı yuvanın içine 3 tane kirpiğimizi hazırladık. Evet. Fil dişi kirpiğimiz bu şekilde. Şimdi 5 tane de zincir çekip boş olan bir sonraki buraya tığ battımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde hazır fil dişlerimiz Şimdi 6 tane arkadaşlar buraya tığ battı yapacağım. 3 zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile sabitledim. 3 zincir sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir sahte sık iğne ile yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz zürafa gibi duruyor İniyorsun da bu tığ battıların ismi zürafa 3 zincirimi çektim hemen tığ battımı yaptım 6 tane bize tığ battısı lazım sonuncu tığ battımız ve sık iğne ile sabitliyorum Şöyle bir zinciri çekip hemen ters tarafına çevirdim. Tığ battımın içine girip sık iğne ile bu şekilde geri döndüm. Şimdi yapraklarımız için buraya direkt yuva yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. Yaprağımız biraz irice olduğu için zincir sayımız bir fazla oluyor arkadaşlar. Her zaman 5 yapardık veya 4 yapardık. Tekrar 6 zincir hemen bir yanındaki tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Burada üç tane bu şekilde tığ battı kalıyor. Şöyle iki zincirle tekrar düz yüzüne dönüyoruz. Şöyle bir defa doladım. 6 zincirli yuvaya girip 2 2 alarak bu şekilde buraya minik bir trabzan yaptım. 4 zincir 4 zincirimi trabzanımın arasına girip bu şekilde kapattım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bakın her trabzanda bir tığ dolaması artırıyorum. 2 2 2. Tekrar 4 zincir ve trabzanın arasına kirpiğini yapıyorum. Bir tane daha artırıp dolamamı 3'e çıkarıyorum ve ana yuvamın içine girip 2 2 2 2 alarak bu şekilde 3. trabzanımı yaptım. Konca sayım, tomurcuk sayım yine 4 tane arkadaşlar. Bakın, hepsiniz tomurcuk sayısı 4 zincir. Son olarak 4 defa tığımı doladım. Aynı şekilde girdim. Şöyle 2 2 2 2 2 alarak sonuncu trabzanımı yaptım. Şimdi dördüncü tomurcuğum için bu şekilde buraya kapatıyorum. Geriye kalan kısma trabzanıma sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. Trabzanın arasına girip bir ilmek aldım. Tığımdakinden geçip sık iğne ile sabit Toplamda 8 tane oluyor. Şöyle biraz bombilili sık iğne güzel duruyor. İğne yasında da bu şekildeydi. Bombilili bir sık iğneydi arkadaşlar. Kabarık yani sık iğnesi. Evet. Sonuncuyu da yine bakın aynı bu yuvanın içine diğer yani trabzanları yaptım. Yuvanın içine de yapıyorum. Yaprağım bu şekilde hazır çok hoş güzel bir yaprak oldu şimdi iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine girdim 2 2 bakın bu şekilde trabzan yapacağız 3 tane trabzanımız olacak 2 defa doladım hemen yaptığım trabzanın arasına girip 2 2 alarak minik bir trabzan yapıyorum yine iki zincir bir defa doluyorum 2 şöyle 2 şimdi arkadaşlar acaba 3 müydü 4 mü 1 2 3 şu şekilde bakın 1 2 3 4. 5 zincir acaba 4 mü diye tereddüt ettim de arkadaşlar o yüzden baktım 5 zincir şöyle 5 zincirimi en son kapattığım bu trabzanımın üstüne bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve iki zincir çekerek dalımı aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar iki zincirimi çektim sıradaki yuvamın içine bakın bu şekilde birer birer çıktım birer birer aşağıya ineceğim sıradaki trabzanın bakın içine bu şekilde girip iki zincirimi sık iğne ile sabitledim Tekrar iki zincir. Sıradaki trabzanın arasına girip sabitliyorum. Şöyle yine zincirimi çekip buradaki yuvamın içine girdim. Şimdi arkadaşlar dalımızın boyutu bu kadar. Şöyle diğerine geçerken iki tane sık iğne yapıyorum. Bunun nedeni de şöyle dallarımız birbirine bakın. Şu dallarımız birbirine çiçeklerimiz yakın olmaması için buraya iki tane yaptım karşıya da iki tane yapacağım şöyle bakın altı zincirli yuvaya girip bu birinci sık iğnem ama şöyle yaprağıma yer kalsın diye dibe çekiyorum iyice ve sık iğne ile sabitliyorum şimdi bu dalı yaptık ya arkadaşlar bu dalın aynısından buraya da yapıp yaprağı yönünü buraya nasıl bakıttım onu tarif edeyim Evet dalımızı aynısı gibi trabzan yaparak hazırladım. Yaprak yuvası için yani tersten yapacağımız için 5 zincir çekiyorum. Şöyle bakın bu 5 zincir mesafesi gibi şu tığ battının içinden tülbente değil de hani dönüşüm için yaptığımız tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Bakın burada bu şekilde yuva oluştu. 2 zincirimi çekip döndüm. Bunu yapmamızın amacı bu sık iğneli taraf bu tarafa gelmesi. Karşılıklı böyle bakması için. İki, iki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Aynı o yaprakta ne yaptıysam arkadaşlar. Bu şekilde bu yaprakta da yapıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Bir defa tığımı doladım. Hemen 2 iki alarak buraya minik bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir. Şöyle 4 zincirimi trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Her e, trabzan yapış bir dolama artırıyorum. 2 2 2 ve 4 zincir bu şekilde trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 3 defa tığımı doladım hemen yuvaya girdim 2 2 2 2 4 zincir 4 zincirimi bu şekilde buraya kapattım şimdi 3 defa bakın 2 3 4 şimdi 4 defa doluyorum sonuncu sık ile olan trabzanımı yapmak için bu şekilde 2 2 2 2 2 Evet dördüncü kirpiğimi de bu şekilde buraya kapatıyorum tomurcuk kirpik Bakın, bu şekilde yine 8 tane buraya sık iğne yapacağım son trabzanımın geri kalan kısmına 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde trabzanın tamamını yaptık şöyle rahat göresiniz diye yatırmıştım arkadaşlar sonuncu sık iğnemi de bu şekilde bakın buraya trabzanıma sık iğne ile şey yuvama ana yuvama sık iğne ile sabitleyip şöyle yuvaya girmiş olduk hemen 6 tane zincir çekiyorum şöyle düz tarafına döndüm bak yaprağın karşılığını gördünüz mü bakın arkadaşlar aynı birbirine şekilde yamuk tutmayın şöyle göstereyim bakın karşılıklı yapraklar oldu. Şimdi bu zincirimle arkasından dolanıp tığ battılarımın yapımına başlayacağım. Bakın. Buradaki şöyle tığ battımın içine dönüş yaptığım Tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığ battılarımızın yapımına başlıyoruz. Şöyle sıradaki tığ battıma girip sık iğne ile sabitledim. Evet. Bakın bu şekilde 3 tane tığ battı ara mesafesini verdim yaprağımızı bitirince arkadaşlar. Şimdi yine kirpikli trabzanımızın yapımına başlıyoruz. Biliyorsunuz kirpikli trabzanımızı 4 zincir yaparak böyle sahte sık iğne ile sabitleyerek yapıyorum kirpiklerim için 5 zincirden yuva oluşturdum sık iğne ile sabitledim 4 5 6 döndüm sık iğne ile buraya sabitledim 5 zincirimi çektim 1 2 3 4 5 ve sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 5 zincirimi çektim. Hemen bir yanındaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Arasına da arkadaşlar şöyle iki tane tığ battı veriyorum. 1 2 3 zincir kapattım. Evet bakın. Bu şekilde arkadaşlar ara suyunu tekrar da göstermiş oldum şimdi kirazımız ben kiraza benzettim kirazımızın yapımına geçelim Evet arkadaşlar bakın bu 5 zincirli yuvamızın içine ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz şöyle iki zincir çekerek yuvamızı oluşturuyoruz bu birinci tekrar 2 zincirimi çekiyorum yuvamı oluşturdum 3 zincir çekiyorum ve ters tarafına döndüm bakın. hemen yuvanın içine giriyorum şöyle sahte sık iğne ile kapattım köşede bir yuva tekrar 3 zincirimi çektim hemen bakın yuvamın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 3 zincir ama arkadaşlar şöyle bakın benimkiler bile bol oldu. Şöyle söküyorum. 2 zincir gibi şöyle 3 zincirimi o sıklıkta çekiyorum. Burada bakın ikinci yuvada tekrar girip buraya bir tane artırma yapıyorum. 2 olan yuvayı sonuncu yere de batarak 3'e çıkarıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekip döndüm. Ve arkadaşlar normal sık iğne yaptım. Bunu denedim sizler için de çok büyük oldu. O yüzden tekrar bunu sahte sık iğne ile daha zarif hale getirerek sizler için bu şekilde tasarladım. Ben büyük seviyorum diyorsanız hani zaten bu da çok küçük değil. Orta büyüklükte bakın bu şekilde sonuncu yuvamın da içine girip sık iğne ile sabitledim bunu normal sık iğne ile de yapabilirsiniz sözüm yarı kaldı bakın yine burada artırma yapıyorum sonuncu yuvamın içine girdim ve sık iğne ile buraya sabitledim yine 3 zincir çekerek şöyle döndüm bakın bu şekilde ve yuvanın içine bu artırma yaptım yuvanın içine bir tane yuva yaptım 4 zincirimle sıkı sıkı şöyle ipi de esnettim onu da söyleyeyim tekrar bu şekilde girerek yuvalar hazırlıyorum bakın 2 ve 3 sonuncu yuvama da geldim sonlarda biliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde fazladan bir tane daha yuva yaparak artırma işlemi yapıyorum ve 5. yuvamı da bu şekilde sonuncu yuvamın içine girip sık iğne ile sabitleyip artırma işlemini yapıyorum. Evet bakın 5 tane oldu bu şekilde. Şimdi ben bu 5'i düşürüp 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e şey 2'ye kadar düşüreceğim. <laughs> ne yaptım 1'e kadar. Şimdi buraya giriyorum. Son artırma yaptığım yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Açılmadığı takdirde tırnaklarımızı kullanacağız arkadaşlar. Unuttum ben de. Daha doğrusu. Tekrar 3 zincirimi sıkı sıkı çektim. Hemen yuvamın içine giriyorum. Bakın. Sabitledim bu şekilde. Yine 3 zincir sıkı sıkı yuvanın içine girdim. Sabitledim. 3 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 4 oldu sonuncu yuvaya da aynı şekilde girip sabitledim Bakın. hemen dönüyorum döne döne yapıyoruz bu işlemi sık iğne ile sabitledim eksiltme işlemi yapıyorum şimdi 4 olan yuvamda 3'e düştü ve 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şunu boş bıraktığınız takdirde rahat girersiniz arkadaşlar heyecandan sıkmayalım. Kendime. <laughs> evet. Sonuncu yuvamın içine de girdim, sık iğne ile sabitledim. Tamam. Tekrar düz yüzüne dönüyorum buraya. Son yuvaya yine eksiltme yapıp de bırakacağım bunu 3 zincirimi çektim yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çektim yuvamın içine girdim sabitledim şöyle biraz ipimi uzun bırakıyorum böyle arkadaşlar kenar kontürüne gelirken böyle arada kaynasması için biraz hafif uzun bırak hemen kenar kontürüne geçelim Evet yeşil yuvadan giriyorum bu şekilde bakın. Buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Sabitledik. İlkine sadece 2 zincir diğerlerini üçer zincir çekeceğim. Çok yakın olduğu için yeşil yuvaya bu şekilde yapıyorum. Evet. Çünkü 3 zincir yapınca daha güzel durdu arkadaşlar. Belirgin durdu. 2 zincir yapışıyor. Sıradaki şöyle açık zaten yuvanın içine giriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şöyle sıradaki yuvanın içine girip bu şekilde buraya kenar kontrolünü yapıyoruz bakın inci gibi çok hoş duruyor 3 zincirimi çektim hemen sıradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çekiyorum Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Sabitliyorum. Kenarını bu şekilde bakın nasıl güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle karşılaştırın. Hani deterjan satan enveyiciler falan böyle karşılaştırıyor kirli temiz. Kontürlü kontürsüz yerini şöyle karşılaştırınca kontürlüsü daha hoş duruyor bence. Bu benim fikrim tabii ki. Tekrar 3 zincir 3 zincirimi sıradaki yuvama bu şekilde sabitliyorum. Görüş aşımızı daraltmasın arkadaşlar. Elime altına aldım ipimi. Evet. Şimdi bakın bunu bu ipimi arada buradan bu şekilde sağlamlaştıracağım. Direkt kestiği zaman burada siyahlık gözükecek. Ama bu şekilde arkaya Şöyle kaynaştırma işlemi yapmış olacağım bakın. Şimdi zaten iki tane yuvada. Bunu bu şekilde kaynaştırıyorum. Sonra bırakıyorum. Aşağıya kadar getirmiyorum. Şöyle bakın arkada iki yuvada kaldı. Onu oraya kesip yakacağım birazdan. İşimiz bitince tabii ki. Şöyle sona kadar gelelim bakın. Şöyle oluşumu. Hemen Sıradaki yuvamın içine giriyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Şu şekilde yuvamın içine de sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim. Şöyle hemen bakın en sonda yaptık yeşil yuvaya da girdim. Oraya da bir tane sık iğne yaptım. Şöyle aşağı meyilli güzel durması için. Şöyle bir zincirimi de çektim. İpimi kopardım. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle iplerden çekeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ortadaki kirpiğimizin üzerinde bu şekilde tohumlarımız var. Ve ortadaki kirpiğimizin arasından girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 3 zincirimi çekip hemen bakın bu şekilde sık iğne ile buraya sabitledim. Bir tane kirpik yaptım. 4 zincirimi çekiyorum. Ters tarafından çevirdim. Ve bakın bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir zincir. Hemen ipimi koparıyorum. Tohum bu kadar arkadaşlar. 3 zincirle kirpik kirp yap 4 zincirle geri dönüş yapıp tepesindeki bir zincirle bu şekilde şöyle bunu inceden tekrar kısaltıp şöyle sert bir yakım yapıyorum arkadaşlar bakın yakım işlemi de şöyle arkaya çeviriyorum Evet bu şekilde de minik minik böyle kırmızı tohumlar atıyoruz arasına şimdi siyah tohuma geçelim Evet arkadaşlar şu şekilde bakın düğümümüzü atıp ucunu yakalım güzelce Hemen yaptığımız bu kirazın şöyle ters tarafından bakın. Şu yaptığımız herhangi bir ilmeğin içinden şöyle geçip düğümümüzü buraya sabitlemek için bu şekilde arkadaşlar bakın kayma çıkma olmaz. Hemen buradaki yeşil yuvadan geçelim şöyle önden göstereyim. Yeşil yuvamızın da içine girip şimdi tohumumuzu atmaya başlayacağız bakın. Şimdi Şöyle şuradan 5 tane arkadaşlar hani yuva yapmıştık ya. Tam ortasındaki 3. yuvadan bakın. Bu şekilde giriyorum. Şöyle net göstereyim. Şöyle 5. yuvanın 5'li, 5'e kadar çuvattığım yuvanın ortasından 3. yuvasından girdim bakın. Kenarlarda ikişer tane yuvamız var. Sonra bu kenarda arkadaşlar bakın 4 olan onun bir altındaki dörtlünün şöyle kenarından gireceğim bakın bir altından şöyle kenarından giriyorum inşallah şöyle anlaşılır evet şöyle bu şekilde bakın beşliden girdim sonra onun bir altındaki yerin en ucundan hani 2 4 olan yerden girip şöyle arkadaşlar bakın bu şekilde hemen tekrar yine ana yuvadan girdim bu bakın bunun karşılığı ortadaki bir üstte kenardakiler karşılıklı bir altta olacak bu şekilde yani yine bu ikinci attığımızın tam karşısında olan yerden yani dördüncü yaptığımız yerden 4 yuva yaptığımız yerden geçtim bu şekilde yine ana yuvadan geçiyorum bakın yeşil yuvaya giriyorum iğnemle çok kolay arkadaşlar belki ben biraz fazla konuşuyorumdur bu şekilde attık hemen şöyle ters tarafını çeviriyorum buraya ilk girdiğimiz düğümün yanından da olur Şöyle iki tane tel alıyorum. Aynı şu zürafa taktiği gibi bunu buraya bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bunlar takılmasın. Buraya diktim. Biraz ipimi de uzun saplamışım. Evet. Bunu buraya yakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Düğümümüze attık. Şöyle orada biraz dolaşma falan oldu. Net çıkmadıysa diye. Bu şekilde bakın. Geçirdim. Hemen önüne çevirdim. Bakın ana yuvadan, bakın yeşil yuvadan bu şekilde geçiyorum. Damarlarımızı atacağız. Şimdi yine aynı bu 5 yuvalı yerden bakın kenarda artırarak 5'e çıkardığımız yer var ya arkadaşlar. Oradan iğnemi geçirdim. Arkaya çektim bak. Bu şekilde. Şimdi onun bir altından dörde kadar çoğalttığımız yerden şöyle bir şekilde hemen giriyorum. Yuvadan giriyorum. 5 olan yerden 3. yuvadan girdim bir alttaki 4 olan yerlerinde başlarından giriyorum iğnemle arkadaşlar şöyle şimdi bu bunun karşılığında olacak bakın bu burada olacak arkadaşlar aynı şekilde onun karşılığı olan bu dört tane artırılan ilk yuvadan girdim şöyle iğnemi çektim hemen ana yuvadan da bu şekilde girdim. Bakın. Çok hoş oldu. Ayrı bir hareket verdi arkadaşlar. Ee, asıl püf noktasının yani nokta vuruşu nokta atışı dediğim şeyin bu ayaklar olduğunu düşünüyorum. Ahengi verdiğini. Bu unutmayın arkadaşlar. Yani bunsuz olmaz. Muhakkak bu damarları atın. Aynı şekilde bakın buraya dikeceğim bunu. Aynı e, zürafa taktiği hani iğne oyasında olan onunla dikeceğim. Buraya bu şekilde şöyle bir geçiş yapıyorum, sıktırdım. Siz bunu iki üç defa yapabilirsiniz. Benimki örnek amaçlı biliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi iki defa 3 defa bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen bunu yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu oyanın asaletine şöyle göstereyim her ayrıntısını. Şimdi arkadaşlar. Bu kırmızı her şeye çok güzel yakışıyor fakat siyaha da ayrı bir yakışıyor. Ayrı bir zerafet, ayrı bir asalet olduğunu düşünüyorum. Evet, şık şıkır, çok tatlı bir model. Modeli görür görmez şöyle aşık oldum arkadaşlar dedim. Hemen bu aşkı sizlerle paylaşmalıyım. Bakın. Yani gerçekten mübalağa etmiyorum. Çok hoş ve çok zarif oldu bence. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Siz de eğer beğenerek yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın şundaki zerafeti. Bu zerafeti veren de biliyorsunuz arkadaşlar. Buralar sizde 3 zincirle büyük oluyorsa buralar iki zincir çekerek hepsini yani iki zincir çekerek sahte sık iğne ile yaptığınız takdirde sizde ne kadar çektirsek de arkadaşlar ipimizi bu sahte iğnenin verdiği zarafet yani bir başka oluyor gerçekten. Bu şekilde modelim yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.